Anketten Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi çıkıyor? İsrail'in Gazze katliamı siyaseti geri plana düşürdü ama artık adayların belirlenmesi sürecine girildi. Seçimlere 5 ay, CHP'nin kongresine ise 12 gün kaldı. Artık yavaş yavaş anketleri paylaşma zamanı geldi. Tabii ki %60 oy oranıyla Kılıçdaroğlu kazanacak diye anket yayınlayan, sonra da özür dileme gereği bile duymayan firmaların verilerini paylaşmayacağım. Tabii ki isabetli kamuoyu araştırmalarına imza atan Optimar'ın 15-18 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde 2000 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını aktaracağım. Yerel seçimlerde belediye başkan adayları ilan edildikten sonra yapılacak olan anketler daha da önemli olacak. Ancak seçmen ittifaklara nasıl bakıyor, adaylar seçmen tercihleri üzerinde ne derece etkili olacak, bu soruların yanıtını merak ediyorsanız Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın anketi ilginç veriler sunuyor. Anketin bir yüzünde de Kılıçdaroğlu ve CHP'deki genel başkanlık yarışıyla ilgili veriler var. Kılıçdaroğlu açısından tehlike çanları çalıyor. İttifak için ne diyorlar? Optimar anketine katılanlara, sizce siyasi partilerin kendi adaylarını çıkarması mı yoksa ittifak kurarak güçlerini birleştirmesi mi daha etkili bir stratejidir diye sormuş. Ankete katılanların %49.4'ü kendi adaylarını çıkarmaları daha etkilidir yanıtını verirken, ittifak kurarak güçlerini birleştirmeleri daha etkilidir diyenlerin oranı ise %35.6 çıkıyor. Fikrim yok diyenlerin oranı ise %15. Hangi parti ittifak diyor? Partilerin ittifak yaparak mı yoksa kendi adaylarıyla mı seçime girmeleri konusundaysa partilerin eğilimleri farklılık arz ediyor. AK Partililerin %58.5'i partilerin kendi adaylarını çıkarmalarının daha etkili olduğunu belirtirken ittifakı destekleyenler %28.1 oranında. Bu tablo CHP'de tam tersine dönüyor. CHP'lilerin %51.4'ü ittifak kurarak seçimlere girilmesini savunurken kendi adayını çıkarmalı diyenlerin oranı %34.6. MHP'lilerin nabzı. MHP'lilerin %47.7'si kendi adayıyla seçimlere girilmesi önerisini desteklerken, ittifak halinde girilmesini isteyenlerin oranı ise %43.6 çıkıyor. İYİ Parti'den çarpıcı sonuçlar. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'de ise çarpıcı veriler var. İYİ Partililerin %63.5'i kendi adayıyla seçime girilmesini istiyor. İttifakı savunanların oranı ise %34.7'de kalıyor. Bu durumda İYİ Parti yönetiminin seçimlere kendi adayıyla girme kararı seçmen eğilimiyle örtüşüyor. HDP'liler ne diyor? Benzer bir durum Yeşil Sol Parti'de yaşanıyor. Kongrede adını HDP olarak değiştiren partide kendi adayıyla seçimlere girilmesini isteyenlerin oranı %48 çıkarken ittifakları destekleyenlerin oranı %40.8 çıkıyor. HDP seçmeninin eğilimi de ittifak yerine kendi adaylarıyla seçime girmekten yana. Yerel seçimlerde parti mi, aday mı? Yerel seçimlerin en önemli tartışması da bu olacak. Aday mı önemli yoksa parti mi? Optimar anketinde de bu sorunun cevabı aranmış. Parti diyenlerin oranı %21.5 olurken hem parti hem aday diyenlerin oranı ise %44.2. AK Parti aday diyor. AK Partililerin %25.6'sı parti derken %46.9'u aday diyor. Hem parti hem aday diyenlerin oranı ise %21.8 çıkıyor. CHP'de ne çıkıyor? CHP'de ise parti diyenlerin oranı %19.6, aday diyenlerin oranı %37.8'e ulaşıyor. Hem parti hem aday diyenlerin oranı ise %36.6 çıkıyor. MHP'deki eğilim. MHP'de parti diyenlerin oranı %37.6 oluyor, aday diyenler ise %44.5'e ulaşıyor. Hem parti hem aday diyenlerin oranı ise %13.9'da kalıyor. İYİ Parti'de ibre adaydan yana. İYİ Parti'de parti diyenlerin oranı %24.3'te kalırken aday diyenlerin oranı %42 çıkıyor. Hem parti hem aday diyenler ise %32'ye ulaşıyor. HDP'deki eğilim. HDP'de ise parti diyenlerin oranı %29.3 olurken aday diyenlerin oranı %40'a ulaşıyor. Hem parti hem aday diyenlerin oranı ise %26.7'de kalıyor. Bu veriler yerel seçimlerde adayın önemli olduğunu gösteriyor. İYİ Parti ile CHP'nin ittifak yapmamaları. Şimdiye kadar hep İYİ Parti ile CHP'nin ittifakını sorduk. İYİ Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı üzerine Optimar, CHP ile İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçimlere girmesini sormuş.
doğru bir karar daha çok belediye kazanırlar diyenlerin oranı %49.7 çıkıyor. Yanlış bir karar CHP ile ittifak yaparak daha az zararlı çıkarlar diyenlerin oranı ise %30'a ulaşıyor. %20.3'lük bir kesim ise cevap vermemeyi tercih etmiş. CHP seçmeni ne diyor? Bu soru diğer partilere de sorulmuş ama ben sadece CHP ile İYİ Partililerin verdiği yanıtları aktarmak istiyorum. CHP'lilerin %39.3'ü partilerin kendi adaylarıyla seçime girmesini desteklerken ittifak olsun diyenlerin oranı %45.1 çıkıyor. İYİ Parti'deki eğilim. İYİ Parti'de ise veriler bunun tam tersi. İYİ Partililerin %72.8'i partilerin kendi adaylarıyla seçime girmelerini isterken ittifakı destekleyenler %27.5'te kalıyor. Bu durumda CHP'liler ittifak diyor, İYİ Partililer ise ezici bir çoğunlukla kendi adaylarıyla seçime girmeyi tercih ediyor. CHP ile ittifak yapmayacak diye İYİ Parti'yi lince tabi tutanların bu sonuçlara iyi bakmalarını öneririm. Kılıçdaroğlu devam etmeli mi? Seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa baskıları arttı. CHP lideri ise 5 Kasım'daki kurultayı kazanarak güven tazelemeyi düşünüyor. Peki seçmenler ne düşünüyor? Optimar anketine katılanların %65.7'si Kılıçdaroğlu devam etmemeli diyor, devam etmeli diyenlerin oranı ise %24'te kalıyor. Bu oranlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde %48 oranında oy almış olan Kılıçdaroğlu açısından düşündürücü. Bu soruda da diğer partilerin değil sadece CHP'lilerin yanıtlarını aktaracağım. Kılıçdaroğlu gitmeli diyenlerin oranı CHP'de daha fazla. CHP'lilerin %70.6'sı Kılıçdaroğlu gitmeli derken kalmalı diyenlerin oranı %23.9'da kalıyor. Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? 5 Kasım'daki kurultayda Kılıçdaroğlu'yla değişimcilerin adayı olan Özgür Özel yarışacak, ankete katılanların %37.3'ü Özgür Özel derken Kılıçdaroğlu'nu isteyenlerin oranı %24.3 çıkıyor. Bu anket CHP delegeleri üzerinde yapılmış bir anket değil. Bu oranlar Türkiye ortalamasını yansıtıyor. Ama CHP kurultayında ne çıkar ona CHP delegeleri karar verecek. Abdülkadir Selvi, Hürriyet.